Herkese merhabalar, Beşiktaş Kariyerimizin yeni bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Transfer sezonuna başlayacağız. Senüs tabi lig yeni bitti, transfer sezonu açılmadı ama biz planlamamızı yaptık. Şöyle bir kadroya bakalım. Kadromuzdaki bazı yabancı oyunculardan, özellikle yüksek maaş alan yabancı oyunculardan kadroyu arındırmamız lazım. Vida, Laich, Lens, Vinicius Junior yüksek maaş alıyor mu? Şimdilik evet ama katkısı da ortada. Laiç muhteşem bir katkı ama 3.5 milyon euro 29 yaş biraz düşürmemiz lazım. Bunlardan kurtulmamız lazım. Gezalla Sözleşme zaten imzalamıyoruz. Gigot kalacak. Larin e, yani değerlendirebiliriz de ama e, satılmak istenirse, gönder gitmek istenirse kendisini göndereceğim. E, onun haricinde bakıyorum burada En Sakala'yı da e, satmayı planlıyorum. Wellington, Gayardo'yu da gönderebiliriz. Çünkü hedefimizde başka bek oyuncuları var. Valentin Rozier ile sözleşme imzalayıp imzalamama konusunda çok kararsızım. Çünkü şöyle bir uzun süreli sakatlık yaşadı ve Rozier'in de biliyorsunuz sakatlanma riski olan bir oyuncu. O yüzden problem yaşayabiliriz. Gerçi 50 maça çıkmış bizimle de yani. 50 maçta da böyle hatırlamıyorum uzun sakatlıklarını. Atiba kalacak. Heykeli için kalacak. Heykelin dikeceğiz yani oyunda da Atiba'nın. Mensah'ı almayı planlıyorum. Vergara ve kalsın Joker oyuncu. Gökhan Töre ayrılıyor zaten. Tim Roning Hasiç kalacak bu oyuncular burada başka yabancı oyuncu da yok. Şimdi bir transfer listesi hazırladım kendime göre. Bunlara bakalım neler yapacağız. Burada Danilo eskiden kalma sanırım sözleşmesi mi bitiyor? Bunu listeden çıkartalım. Takip listesinden çıkartalım. Danilo gerçekçi bir hedef değil. Conan var sol bek. E, Rams küme düştüğü için serbest kalma maddesi aktif olan futbolculardan birisi 2.9 milyon euro Atletik bir bek ama tabi eksik noktaları da var hava toplarında zafiyeti var e, Konsantrasyon düşük vücut zindeliği çok düşük Tabi sakatlanma problemleri var mı? Evet Biraz Sakatlanma problemi var gibi gözüküyor her sene bir tane uzun süreli sakatlığı var ama Hedeflerimizden birisi illa alacağız diye bir şey yok Alejandro Gomez e, sezon sonu gelecek zaten genç Meksikalı stoper. Bu özelliklerinin üstüne bir puan bile gelişim göstermesi kaybedecek hiçbir şeyimiz yok. En fazla sağ sola kiralarız sonra da satarız. Ama ufak tefek gelişim gösterirse ligde kullanabileceğimiz bir oyuncu olabilir. Sol beke düşündüğüm ikinci isim tabi Gallardo satılırsa. E, Laiko Giannis. Şimdi bu oyuncunun şöyle bir özelliği var. Hava toplarına hakim bunun yanı sıra stoperde oynama özelliği de var. Sol stoperde kullanabiliriz. Ee, savunması fena değil. Öne çıkışları çok iyi değil ama ortalamaya vurduğunuz zaman savunması, hücum katkısı, hava topları iyi seviyede. Ortalama, ortalamanın biraz üstünde bir oyuncu. Daha komple bir oyuncu olduğu için sol beke e, bu arkadaşı düşünebilirim. Sağ bekte de yine uzun boylu bir oyuncu kovalayacağım. Böylelikle savunma dörtlüğüm tamamen hava toplarında iyi seviyede olacak. Böylelikle hava topları hücum ve savunma anlamında ekstra gücümüz olacak. Saul Salcedo stoper hattına düşündüğüm oyunculardan birisi. Ma maliyeti düşük. Dikkat çeken oyunculardan birisi. Kim izliyormuş? Olimpik Lyon ve Eibar. Ee, tabi ufak tefek eksikleri var. Dayanıklılık falan biraz düşük. Ama ben yine de Saul Salcedo'yu e, takımda görmek isterim. Düşük maliyetli ve performans alınabilecek bir stoper. Van Ginkel geliyor zaten bize. E, Silvan Widmer e, şu an 6.75 değeri var. Bilmiyorum pazarlıkla ne olur, nerelere kadar düşürürüz ama yine hava toplarını hakimiyeti olan, e, biraz daha bindirme yapmayı seven yine teknik ve zihinsel olarak da baktığınız zaman iyi bir oyuncu, iyi bir sabek. İsviçreli. Ee, sağ beke Silvan, sol beke de Laiko Giannis gelirse e, stoperler zaten uzun boylu olacak. Savunma dörtlüm bahsettiğim gibi uzun boylu ve fizikli oyunculardan oluşacak. Emre Çolak var, sözleşmesi bitiyor. Düşünülebilir. Salih Uçan e, kesinlikle şansımı deneyeceğim. Emrah Baba yine Emrah Baba'da listemde olan oyunculardan birisi. Çok teknik oyuncu. Serbest vuruşları, duran top kullanma becerisi var. Fiziksel olarak çok eksiği var ama ben yine de kadroya alınabileceğini düşünüyorum. Bu Aledia e, yine Rams küme düştü oyunda ve serbest kalma maddesi aktif oldu 3.7 milyon euro. Southampton istiyormuş. E, hava toplarına hakim, bitiriciliği iyi, fiziksel olarak dikkat çekici seviyede, zihinsel ve teknik olarak da e, ihtiyacımız olan özellikleri var. Yeterli, yeterli var. E, yani şöyle bir baktığım zaman zaten Rams'te takip ettiğim oyunculardan birisiydi. Eğer oyunda da alırsam e, çok mutlu olacağım. Çok böyle oyundaki profili böyle aman aman muhakkak kadrolarda olması gereken bir oyuncu profili değil gibi ama ben yine de e, bazen böyle gerçekten takip ettiğim oyuncuları e, kadroma katmak istiyorum. Hoşuma gidiyor. Adı da Arsenal'le anılıyordu e, geçen sezon e, başında. Bakalım bu sezonda ligde 14 gol atmıştı. Burada toplamda 13 golü var ama yanlış hatırlamıyorsam ligde 14 golü vardı Fransa liginde. E, oyunda deneyeceğiz, almaya çalışacağız. Keleşi Yenacho, e, yani illa bunun olmasına gerek yok ama kiralık olarak düşünebiliriz. E, muhtemelen kiralayacaklar gibi duruyor ya da kiralamazlarsa da işte ne bileyim Dominik Solanke vardı bir ara, Yenacho falan bunları kiralıyorduk. Yani bu tarz hem forvet arkasında hem forvette kullanabileceğim bitiriciliği yüksek, ayağı düzgün gördüğünüz üzere. E, hava topları falan fena değil. Böyle yine Forvet arkasında da kullanabileceğim bir oyuncu, Forvet'te de kullanabiliriz ve Brian, Ajax'ta sözleşmesi bitiyor. Hani bir devreye girip sözleşme imzalayabilir miyiz diye düşüneceğim. Çok eksik noktası var ama şu an sadece düşünce aşamasında belki de hiç kullanmayız. İlerleyen dönemlerde bir stoper hamlemiz daha olabilir. Şimdilik listeyi sizde paylaştım. Kimleri kadroya katmaya çalıştığımdan. Söz ettik bu listede kaç oyuncu varmış? 12 kişi var. E, tabii 12 oyuncunun tamamını da e, alabilir miyiz bilmiyorum. E, gerçi buradan bir iki tanesi geldi. Geri kalan 9 oyuncu var. Ama elimizden geldiğince takım yapısını da koruyamayacağız. O anlaşıldı. Çünkü gidenler falan yine çok olacak. Elimizden geldiğince daha iyi ve şu düşündüğümüz taktiği, düşlediğimiz oyunu daha verimli bir şekilde oynayabileceğimiz bir kadroyu oluşturmaya çalışacağız. E, bu arada orta sahaya aslında çok pardon Danilo'lar mı karıştı acaba bir ona bakacağım Juventus değil e, evet transfer takip listesine ekle diyelim evet bu Danilo'dan e, bahsediyordum hem serbest kalma bedeli e, yok yani bon servisi elinde bir futbolcu hem de çok e, yani ortalamaya baktığınız zaman fiziksel zihinsel ve teknik anlamda her şey ortada bir oyuncu. Bu adam kötü olamaz zaten. Takım oyunu çalışkanlığı falan iyi seviyede. Hava topları falan da hiç fena değil. Yani bitiricilik noktasında eksikleri falan var ama o da çok kafaya takılacak bir oyuncu değil. Orta sahaya taş gibi bir iki yönünü arıyorum. Bence Danilo taş gibi bir iki yönlü orta saha oyuncusu. Tabi sezon artık bitti ve herkes kadrosunu güçlendirmeye çalışıyor. Burada gördüğünüz üzere Olympique Marsilya, Rent ve Alaves oyuncuyu takip ediyor. Nice'de sözleşmesi bitmiş. Fransa Ligi'nde de kalmak isteyebilir ama biz elimizden geldiğince Danilo'yu da kadromuza katmaya çalışacağız. Şimdilik e, sizlere veda edelim. Bir transfer listesine oyuncuları koyalım. Gelecek tekliflere hep birlikte bakarız. Ara ara yine sizlere geri dönüş yapacağız. İlk transferimizi gerçekleştirdik. Salih Uçan 1 Temmuz 2021 Perşembe günü kulübümüze imza atacak. Yıllık 478 bin euro maaş ve rotasyon oyuncusu statüsünde önerdiğimiz sözleşmeyi kabul etti. Çok kabul edilebilir bir transfer. Bakalım ilerleyen günlerde kimler katılacak. Şimdi bir diğer transfer görüşmemiz daha var. Laiko Giannis görüşmelere başla diyelim. E, yedek oyuncu statüsünde o, oynamak istiyor. Tamam yalnız e, şey çok düşük tavsiye puanı. Ama özelliklerine göre bakacağız. 2 sene diyor biz şunu 4 yapalım. 826 bin euro imza parası yok. Temsilci komisyonunda kabul edilebilir seviyede. Evet. E, şöyle bir transfer teklifinde bulunduk toplam 1.6 milyon euro ama bu epey bir şey de. 775 bin euro peşin 800 bin euro 3 taksit ödeyeceğiz. Gelsin sol bekte zaten Rıdvan çok bindirmeyi yapmayı seven bir bek. Planlarımızı anlatmıştık. Ben iyi bir transfer olduğunu düşünüyorum. En azından ihtiyacımız olan oyun sisteminde bence Lako Gianni, Giannis artık nasıl okunuyor bilmiyorum. Giannis diyeceğim ben. Giannis'in de iyi bir transfer olduğunu en azından oyun sistemimize çok uygun bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Sabek Widmer'e teklif yaptık. Biraz pazarlıklar devam ediyor. 8 milyon euroya kadar bir teklif verebileceğimizi söyledik. Şartları öner dedik ve kabul etti. Tabi bu 8 milyon euro'nun 3 milyon euro'su peşin. 3 taksit 4 milyon euro. Her yıl 1.33 milyon euro. 3 taksit ödeyeceğiz. Bunlar bu seneki transfer bütçesinden düşmüyor. Ödediğimiz Senelerdeki transfer bütçemizden düşecek ve 50 maç oynadıktan sonra da 1 milyon euro para vereceğiz. Toplam 8 milyon euroya kadromuza katmaya yakınız. Öncelikli olarak kulübüyle anlaştık diyebilirim. Daha sonra Widmer'le anlaşacağız ama Widmer'i dönem dönem e, sahtebek olarak yani merkez orta sahaya kayan bek oyuncusu olarak kullanmayı düşünüyorum. Ee, gördüğünüz üzere ben e, beğendim profilini yine. Birinci önceliği bindirme yapacak çok üst düzey teknik kapasitesi olan bir oyuncu olması değil. Çok dengeli iki bekle gideceğim. Tabi Widmer e, Giannis'ten biraz daha iyi. Tabi parası da ona göre daha iyi ama ben Widmer'le de e, uyumlu bir e, savunma çizgisi oluşturacağımı düşünüyorum. Şimdi devam edelim. Diğer transferlerimizde de yine sizi haberdar edeceğiz. Ve evet Widmer'le Şimdi Evet, Widmer'le sözleşme görüşmelerine başlayalım. Hücumculara takviye yap, dil kursuna göndeririz. Tam Süper Lig'i kazanırız, önemli oyuncu olurum diyor gelirsem. zaten tavsiye puanı oldukça yüksek. 2.22 milyon euro maaş istiyor. Kaç para alıyormuş? 1.5. Şunu 2'ye bağlayabilirsem çok güzel olur. Satış bedelinden pay veremem. 2.22 kalsın o zaman. Tam, Yani çok 2'nin üstüne çok çıkmak istemiyorum. Yani 2.5'a kadar falan bir eee bütçem olsun istiyorum. Kabul edilebilir. Evet. Satış bedelinden payı da kaldırdık. Primleri falan var ama evet muhtemelen e, güzel bir transferi de imza attığımızı düşünüyorum. Saul ol Salcedo'ya teklife geldik. Direkt 2 milyon euro veriyorum. Çünkü e, şöyle teklifi tamamlayalım. Brentford teklifte bulunmuş. Hani 1.1 milyon euro'lar falan çıkmışlar. Vallahi hiç uğraşmayacağım. Direkt yapıştırıyorum 2 milyon euroyu. Sakatlık problemi var. Bu biraz beni düşündürüyor. Ama yine de e, Salcedo oynamak istiyorum. 2 milyon euroya alınabilecek iyi stoperlerden özellikle şu ön sezi. Soğukkanlılık çok iyi seviyede. Top kapma, e, kafa vuruşu falan da iyi markajı. Biz de biliyorsunuz e, savunma partneri olarak Gigot düşünüyorum. Gigot'un top kapmada da e, biraz düşük özellik seviyesi. Şöyle 12. Top kapmayla teknik aynı. Ee, yine zihinsel olarak çok kuvvetli bir oyuncu Gigo. Tabi Salcedo'da top kapması 15 olunca biraz daha dengelemiş olacağız ve hava toplarındaki hakimiyetimizin de iki stoperin birlikte oynadığı zaman ekstradan e, güçlendiğimizi değer e, takıma bir değer kattığını düşünüyorum. Bakalım umarım Salsedo'yu da kadromuza katabiliriz. Salsedo bizden ne istiyor? Rotasyon oyuncusu olacakmış. 2022-2023 önümüzdeki sezon ilk 11 oyuncusu olurum falan diyor. Hücumculara takviye istiyor. Tamam Süper Ligi kazanalım vesaire vesaire. Tamam Sözleşme pazarlı. 1.15 milyon euro. 372 bin euro'dan tamam olur. Yıllık maaş artışı %10 olsun mu? Olsun. Şunu 5 maç 10 maç yapalım. Yıllık maaş kesin 10 maç oynatacağız. 1.5 milyon euro olacak maaşı. Her yılda 150 bin euro falan artsın tamam. Şartları öner diyelim. 1.15 66 bin euro hadi bakalım. Evet umarım e, kabul eder imzayı atar. Bir de stoper hamlesi şu an geldi. Bir transfer bakalım transferlere. Atladığımız transferler de var. Sizde paylaşmak istediğim. Emre Çolak, Emre Akbaba'ya bedelsiz olarak bir sözleşme önerdik. Pardon bon servis bedeli olmadan. Mensah'ın serbest kalma maddesini karşılıyoruz. Bunun yanı sıra bir de kiralık olarak Gezal'ı kadromuza tekrar katmak için girişimlerde bulunduk. Bu sefer forvet arkasında düzenli olarak oynatacağım Gezal'ı. Diğer oyunculardan e, kadroyu rahatlatabilirsek şu an için burada 8 e, kaç oyuncu var 4 5 9 oyuncu gözüküyor bir de Gezal var 10 oyuncuyla temaslarımız devam ediyor evet, Danilo ile şimdi e, görüşme masasına oturacağız önemli oyuncu olmak istiyormuş gel e, ne kadar maaş alıyor Danilo kulübünde 837 bin euro bütçeyi ayarlayıp transfer bütçemizi düşürüp maaş bütçesine aktardık Vallahi 1.87 vereyim direkt satış bedelinden payı kaldır ee, tamam bir sene sözleşme uzatma vesaire olsun yıllık maaş artışı hadi %5 bakalım ne diyecek 1.96 şöyle yapalım yıllık maaş artışını kaldırdık sana da verelim. 2.20 verelim 220.000 euro temsilcine gidecek gel 4 yıl taş gibi oynar bu adam bu adamdan para da kazanırız büyük maçları falan seviyor 10 numara taş gibi orta saha oyuncusu Danilo, inşallah gelir ilk adımı attık umarım ee, devamı da gelir ve sözleşmeyi kabul eder Evet yerli oyuncularda imza şov var. Emre Baba e, geldi. Emre Çolak geldi. Biraz e, yaş olarak 28, 30, e, 27 yaşındaydı Salih ama yerli oyuncu statüsünde kullanabileceğimiz oyuncuların ve özellikle bizim bu kadar yoğun bir orta saha döngüsüyle oynayacağımız oyunda bu kadar orta saha oyuncusu kullanılacak. Evet Giannis de geliyor. Hoş geldin. Salcedo'ya teklifler yapılmış. Kimler tekliflerde bulundu? Burnley, Fulham. Hayda. Eybar var. Ne kadar güzel değil mi? Daha bunlar da teklif yapmamış. Yani Salcedo'yu bakalım biz yapacağımızı yaptık. Umarım gelir. Newcastle Danilo'ya teklifte bulunmuş. Yani bir rahat rahat transfer dönemi geçirtmeyecekler bize. Yani Marcao'yu transfer listesine koydular ve 10, 10 milyon euro transfer listesine koydular. 10 milyon euro bedeli. Yani biz o parayı veriyoruz. Bizden 19 milyon euro falan istiyor. Biz de kabul edemiyoruz ama transfer tekliflerine bakıyorsun. 8.9 milyon euro'ya e, oyuncu gidecek bizden 19 milyon euro sonraki satıştan elde edilecek kardan pay diyor. Mesela şartları öner diyorum. 19 illa bu paralara çıkacaklar. Marka benim transfer hedeflerimden birisiydi. Gizli transfer hedefi ama alamayacağım. Bana önerdikleri paranın yarı fiyatına da muhtemelen e, Fransa liginde bir takıma gidecek diye tahmin ediyorum. Çok güzel bir transfer olabilirdi marka Ama ne yazık ki e, alamayacağız. Yani bu kadar parayı bulup veremem. Çünkü oyuncularımı da henüz satamadım. Elden çıkartamadım. Mali olarak da şu an çok gerilemiş durumdayız. Salcedo geliyor. Hayırlı uğurlu olsun. E, bu arada gönderdiğimiz oyuncularda bir tek Laiç var. Bir teklif geldi. 11-25 yani çıkabilecek bir para. artı 6-25 kesin. Yani 3 milyon euro 50 maçta oynarsa verecekler Nis'te. Yani oyuncu satışı da zor. Teklifler de gelmiyor. Bakalım kabul ettik ama inşallah mali olarak çöküş yaşamayız. Yani Danilo e, önerdiğimiz sözleşmenin daha iyisini istiyor. Doy, doy, doy. Bitti yani. Bitti. Paramız falan hiçbir şeyimiz yok şu an. Ben görüşmeyi terk et diyeceğim. Ne yapalım? Danilo gelmeyecek mecburen. E, çok üzücü olaylar oluyor. Oyuncu satmamız lazım. Danilo Newcastle'la anlaştı. Evet. Maaş... 4 milyon euro. Biz iki küsür anlaşmıştık ama işte ne yazık ki orta sahada e, hedeflediğimiz oyunculardan birisini alamadık. Sağlık olsun. Kendisi kaybeder. Newcastle'da sürünsün. Biz de şampiyonluk kupalar kovalayacağı yerde Newcastle'da orta sıralarda mücadele ve eder artık. Transfer teklifi gelen bazı oyuncularımız var. En Sakalaya 4 milyon euro teklif ettiler. Kabul edilebilir bir tutar olduğunu düşünüyorum. Oğuzhan Özyakup 7,5 milyon euroya kadar çıkacak bir bedel var ki bu Hani 1.2 milyon euro taksit, 1.8 milyon euro da 20 maç oynarsa ödenecek bedel ki ben kesinlikle 20 maç oynanacağını düşünüyorum. 3 oyuncu daha gidecek. Tabi Oğuzhan iyi bir oyuncu ama Oğuzhan'ın aldığı maaşın 3'te 1 maaşına hatta 4'te 1 maaşına Salih Uçan'ı kullanabileceğiz orada. Bu yüzden Salih daha avantajlı geliyor. İlerleyen günlerde yine size haberdar edeceğim. Bakın transfer sürecinde diğer oyuncularımız ne durumda olacak. Evet, Beleşte bir İngiliz oyuncu var ve o oyuncuya imza attırmazsam çok büyük üzüntü duyardım. Bu yüzden Sheffield United'ın orta sahası John Lundstram'a teklifte bulunacağız. Eğer e, düşük ücretler isterse benden e, kadroya katacağım. Zaten güzel bir oyuncu. Danilo'yu kaybettik. 4 yıl yapalım sözleşmeyi. Süper 1.29 milyon euro. Tamam diyelim. Evet süper. Lundström kadroya katacağız hemen. Profiline bakalım. Daha detaylı olarak sizlere anlatayım. Lundström zaten çok çalışkan ve takımı için oynayan bir oyuncu olarak ön plana çıkıyor. Dayanıklılık gayet iyi. Uzaktan şut falan biraz eksik gibi ama ben yine çok iş yapacağını düşünüyorum. Ayağı düzgün. Danilo olmadı olsun. Lundstram var. Kararlılık da çok iyi. Kişilik azimli sayılır. Genç oyuncuları da Lundstram'la birlikte çalışıp e, pozitif yönde etkilenmelerini sağlayabiliriz. Orta sahada böyle çalışkan, orta sahada böyle çalışkan ve ayağı düzgün bir oyuncuya da ihtiyacım vardı. Önemli maçları da seviyormuş. Bakalım nasıl etkisi olacak bizim orta sahamızda. Bir de yurt dışına çok rahat satacağımızı düşünüyorum. Özellikle İngiltere Ligi'ndeki takımlara güzel bir performanstan sonra çok iyi paraya Çakarız diye düşünüyorum. Transfer sezonu açıldı ve resmi olarak gerçekleşen transferlerimiz Emre Çolak, Bernard Mensah, Widmer geldi. Marco Van Ginkel, Saul Salcedo, Giannis, Alejandro Gomez, Lundström, Emre Akbaba ve Salih Uçan. Bu arada Rams'deki Santrofor için küme düşmemişler. Playout'la ligde kaldıkları için serbest kalma bedeli aktif olmadı. Yani oyuncuyu alamadık. Burada bütün transferleri Türkçe kursuna gönderelim. Yeni transferleri karşıladıysak hepsini tek tek mi söyleyeceğiz? Karşılamasınlar o zaman ne yapalım? Tek tek bir de onlarla mı uğraşacağız? Evet. Kadromuzda bir sürü oyuncu var. Nise giden kimler var? Adem Lajic gitti. Oğuzhan Özyavkup'u da sattık. Montepi'ye en sakalayı sattık. 4 milyon Euro'ya. Bunun haricinde Kanat oyuncusu yok Haksanovic almayacağız Serdar Saatçi altyapıdan bir oyuncu Gitsin oynasın ha Şöyle transferlere bakalım Transfer geçmişi diyelim 18 milyon euro Oyuncu satışından kazanmışız 15 milyon euro da Bu paradan harcamışız Mali duruma bakalım 3.7 milyon euro Transfer bütçemiz var Maaş bütçemiz Şu an 39 milyon euro harcıyoruz halen e, elimizde olan bazı oyuncular var satmamız gereken. Şimdi biraz bu oyunculara yoğunlaşacağız. Bakalım kaçını gönderebileceğiz kulüpten. Halen burada e, takımın başına bela olmuş vaziyettiler bu aldıkları maaşlar yüzünden. Evet Atakan Çankaya sözleşme öneriyoruz. Serbest o da 4 yıl diyelim. Ön libero, orta saha, stoper her yerde kullanabiliriz. Çok cüzi miktar. Maaş alacak evet kadroya muhtemelen katacağız. Bu arada e, Gallardo'yu satılık listesine koyduk. Nise, e, Nis'ten gelen bir teklif var. E, burada başka takip eden takım var mı? Nis istiyormuş ama Souza'yı da satacağız. Göndermek mecburiyetindeyiz. Zaten yaşlandı. İstediğimiz seviyelerini biraz altında artık. İlerleyen dönemler tabii ne getirir bilmiyorum ama Souza'nın takımda kalmaması lazım. Şu an takım planlarımız şöyle göstereceğim size. tüm transferlerden sonra aşağı yukarı şöyle bir kadro çıkıyor. E, tabii burada rotasyonda kullanılacaklar, gelecekler, gidecekler daha çok var. E, henüz kadromuz tam olarak yerleşmedi. Yani Lens, Tyler Boyd falan şu gitmesi lazım şu iki oyuncunun. Sozan'ın da ne yazık ki gitmesi lazım. Gallardo da gidebilir. Para kazandıracak oyunculardan birisi kalırsa da oynatırım sıkıntı değil. Kesinlikle Vida gitmeli. Wellington gitmeli. İnşallah, inşallah satacağız bu oyuncuları. Bu arada transfer hareketliliği var. Larine 3 milyon euro veriyorlar. Ee, kabul edeceğim mecburen. Çünkü 4'e çıkartamadık. Kullanmadık da biraz maliyeti bize patladı. 5 milyon euroyu kabul ettik. sözde da bakalım o ne olacak. Yeni bir haber var mı? Yeni transferlerden dolayı heyecanlı, heyecanlanmış sistem menajerimiz. Evet aşağı yukarı şöyle bir şey ama burada Van buraya atıp şunu da yapabilirim. Van burada solda da kullanabilirim. Sağ ayaklı olmasına rağmen e, çok sağlam e, oynayabiliyor. Şu oyun tarzında çok daha oturaklı olabiliriz diye düşünüyorum. Tabi zaman gösterecek bunu. E, biz planlar yaparız. Bir bakarsanız ilk hafta taktik değiştirin. Belli olmaz benim sağım solum. Evet Jesus Gallardo'yu da satıyoruz. 8.75 milyon euro e, garanti paramız var. 9.25'e kadar çıkabilir. Elimizdeki yabancı sirkülasyonundan kurtulmak için bunu yapıyoruz. Aslında yeni aldığımız bir oyuncuydu. Ama değerine ulaştığını düşünüyorum. Yerine oyuncular da aldık çünkü gelenler de var ve kadromuzdaki yabancı sayısını da 14'e düşürmek için Jesus Gallardo'dan vazgeçiyoruz. Çok hücumcu bir bek ama sol bekte artık yeni ihtiyaçlarımız var. Birinci önceliğimiz Rıdvan Yılmaz'ı oynatmak. O yüzden Rıdvan Yılmaz'ı oynatabilecekken yedeğinde de e, bu tutarda para kazanabileceğimiz bir oyuncunun olması bence biraz gereksizdi. O yüzden Gallardo'yu da gönderdik. Norwich'e Mensah. E, konuşalım bakalım. Gallardo'nun gitmesinden e, Hayır hayır. Buradan ne, ne diyebiliriz? Gitmek istediğini net bir şekilde söyledi. Valla böyle kayıp değil. Yani tehdit de etmeyelim. Evet, olumsuz düşünsün. Önemli değil. Bizde Mensah'ın da yerini dolduracak epey bir oyuncu var. Transferler ve transfer geçmişi diyelim. Ee, oldukça fazla transfer hareketliliği oldu yine. Geçen senede bu kadar olmasa da yine bir hareketlilik vardı. Görüyorsunuz bu sene artık daha da fazla oldu. Yine geçen seneki e, kemik kadrodan bazı oyuncuları koruduk tabi. Şöyle bir bakalım transferi noktaladığımız için artık en azından gelenleri bunlara kesin e, isimler. Gallardo da Norwich formasını giyer giymez e, şöyle bir poz göndermiş bize imalı imalı. inşallah orada e, mutlu ve huzurlu olursun Gallardo'cum. Sonuçta 4.5'a mı gelmişti? 4.6 milyon euroya geldi. İki katı para kazandırdı ve gitti. E, şu an satılık değilmiş, maliyet falan daha belli olmamış ama kaç para olduğunu merak etmiştim. Sadakat primi almış 2.8 milyon euro. 18.5'a serbest kalma bedeli var. Eğer Norwich şampiyon e düşerse e, burada 1.3 milyon euro da maaş alıyormuş. E güzel de maaş alıyor yani. Bizde biraz daha şey olabilirdi ama fazla kazanabilirdi ama Norwich'te de kendisine mutluluklar diliyoruz. Şimdi e, Başakşehir maçına kadar şu hazırlık sürecini geçireceğiz. Çok fazla maç ayarladım. Gördüğünüz üzere şu Astana maçını aslında iptal edebiliriz. Şurada çünkü 3 maç daha var. Toplamda 7 maç yapacağız ve kadro uyumunu sağlamak adına ve taktiğin daha çabuk oturması adına fazla hazırlık maçı yapıyoruz. Başakşehir'le oynayacağımız Türkiye Kupası, şey pardon, Türkiye Süper Kupası final öncesinde sizlerle birlikte olacağız. Gelenler ve gidenler de artık o süreçte netleşeceği için hem bir transferlere bakacağız hem de Başakşehir maçını yapacağız. Transfer dönemi resmi olarak sonuçlanmadı ama bizim transferle işimiz artık bitti. Çok büyük bir oyuncu satışı olmazsa yerine de bir oyuncu almamız gerekmezse artık transfer yapmayacağız ve gelen gidenlere bakalım. Sağbeke Silvan Widmer'i Almıştık bu oyuncudan bahsetmiştim. Uzun boylu hava topları fena değil. Fizik olarak da zihinsel ve teknik açıdan da çok yeterli olduğunu düşündüğüm bir oyuncu. Komple bir oyuncu arıyordum sağ bekede sol bekede. Sol bekte Rıdvan biraz daha fazla oynayacak ama sağ bekte Silvan Widmer Mid bizim oyuncumuz olacak. Yani hem pas oyununa yatkın olabilecek seviyede orta açması falan da iyi. Yani Widmer benim beğendiğim bir oyuncuydu. E, fena sayılmayacak bir paraya da aldık. Yani hatır sayılır bir para. Bakalım nasıl oynayacak. Mensah'ı transfer ettik orta sahanın her bölgesini oynatabildiğim için Mensah'a 4,5 milyon euro verdim. Stopere Olimpiyodan Saul Salcedo'yu aldık. Olimpiyadan 2 milyon euroya hava topları Kafa vuruşu çok iyi. Boy fena değil. Biraz kısa aslında bir stoper için ama cesareti, vücut zindeliği, kafa vuruşu üst düzey. Markaj top kapmaya bakarsanız gördüğünüz üzere. Pozisyon alması, ön sezisi öne çıkan diğer özellikleri henüz 23 yaşında iyi paralar kazanacağımızı düşünüyorum. Sol beke Giannis'i aldık. Hava topları yine iyi. Zaten sağ bekten bahsederken de sol bekten bahsederken de savunma dörtlümün hava toplarının iyi olmasını istiyorum demiştim. En azından zıplamalar falan iyi ki bu ee, Giannis, sol stoper hani üçlü savunma yapsak sol stoperde Giannis'i bile oynatabiliriz. Ee, topla çıkışları fena değil. Yani pas vizyon kötü değil. Orta yapmayı, markaj top kapma fena değil. Pozisyon alma şöyle baktığınız zaman e, zihinsel, teknik ve e, fiziksel özellikleri çok ortalama bir oyuncu. Bence e, çok işimizi görecektir diye ümit ediyorum ama oyun tarzımıza yatkın olduğu için aldım bu oyuncuları ve 1.6 milyon euroya transfer ettik. Ruben Rokina çok yetenekli, çok becerikli bir oyuncu Saf yetenek adam. Duran topları da iyi kullanıyor. 30 yaşında bedavaya geldi. Bon servissiz. Cesaret falan düşük. Haliyle oyunun mücadele tarafında çok fazla kendini göstermeyecek ama işte bazı kapalı takımları, bazı savunma yapan takımları açmak için böyle bir çilingire ihtiyacımız vardı. Ruben Rokina bizim kadromuzdaki en değerli ve en yetenekli oyunculardan birisi olacak. Emre Çolak geldi. Bedelsiz olarak Fatih Karagümrük'ten kadromuza kattık. Orta sahanın e, pek çok yerinde oynayabiliyor. Yani forvet arkası, merkez, sağ sol her yerde kullanabileceğimiz bir oyuncu. Emre Çolak. Emre Akbaba geldi. Bedelsiz olarak yine kadromuza kattık. Yerli oyuncu havuzundan. Salih Uçan aldık orta sahada. Yine çok becerikli, ayağı çok düzgün bir oyuncu. Alejandro Gomez e, kiralık olarak aldık ve Bursaspor'a kiraladık. Yeterince e, stoperim vardı. Alejandro Gomez 19 yaşında. Bunu zaten ilk transfer aşamasında bahsetmiştim. Ya bu oyuncudan zarar bile etmem ben diye. E, geldi. Piyasa değeri şu an için 1.3 milyon euro. Önemli değil. Bursaspor'da önemli oyuncu statüsünde transfer edildi ve muhtemelen bütün maçlarında da Alejandro Gomez e, yer alacak. İki hazırlık maçında oynamış oynaya oynaya alışkanlık kazanıp daha iyi yerlere gelir ümit ediyorum. Marco Van Ginkel e, yine uzun boylu fizikli bir oyuncu. Böyle baktığınız zaman kalıplı oyuncularımız var orta sahada savunmada. E, çok e, beceri olarak üst düzey bir oyuncu değil ama ayağı çok düzgün. Çalışkan kanat oyuncusu oynar. Defansif oyun kurucu oynar. E, orta saha merkezde e, oynatabiliriz. Sağda solda oynatabiliriz. Çok çeşitliliği olan bir oyuncu benim taktiğimde. Van Ginkel eğer hazırlık sürecindeki gibi oynarsa 7 maçta 7 gol 2 asist. Acayip derecede verim alacağımız bir oyuncu olur. Yusuf Barasi'yi kiraladık. Santrafor yerli bir oyuncu. Çabukluğu var. Bitiriciliği iyi. Özel yetenek falan fena değil. Bakalım ilerleyen dönemde belki kadromuza katabiliriz. Gösterici performans önemli. Her iki ayında kullanabiliyor olması ekstra bir özellik ve stopere Filip Benkovic'i getirdik. Taş gibi bir stoper lazımdı. Şöyle güçlü. Hava toplarına hakim. Gördüğünüz üzere Filip Benkovic e, kiraladık. İki sezon bizimle birlikte olacak. Eğer savunmada bir aksama olursa Benkovic'i hemen atacağız oraya. Gayardo'yu sattık. E, Adem Laiş gitti. Fena sayılmayacak bir paraya. Daha iyi paralara satardık. Oyunda şöyle bir olay var. Siz bir oyuncuyu satılık listesine koyarsanız normalden biraz daha düşük fiyatları satabiliyorsunuz. Adem'le işte öyle oldu. Bir sene daha kalsa belki yine e, daha iyi paralara satabilir miydik? Tartışılır bu konu ama yine işimizi gördü. E, Oğuzhan Özyakup gitti. Souza'yı sattık. En Sakala, Vida, Larin, Wellington. Baktığınız zaman yine 40 milyon euro para kazanmışız sattığımız oyunculardan. 15.75 16 milyon euro diyelim para harcamışız yani burada bütçede bir e, artıdayız tabi şöyle bir olay var sattığımız oyuncuların 25'i transfer bütçesi olarak bize geliyor e, bu yüzden biraz daha mali durumu şöyle e, düzenli kullanıp bakın 34 milyon euro o kadar oyuncu almamıza rağmen maaş bütçe, e, maaş bütçemiz var 34 milyon euro yani ciddi anlamda e, maaş bütçesinden artımız var. 34 milyon euroluk bir takım çok düşük bir bedel ki. Daha da düşük olurdu ama ne yazık ki bazı oyuncular durmadı. Yeni sözleşme istedi. Gigot 4,5 milyon euro maaş verdik adama. Kalmıyordu yoksa gidiyordu. Gitse satsak problem olur muydu? Bence olmazdı ama e, Gigot özel bir stoper bence. Stoper özelliklerinin yanı sıra baskın olan başka özellikleri var. O yüzden Gigot da yine elimizde tutmak adına bu kadar maaş verdik. Ee, geçen sezon kaç gol atmıştı? 50 maçta 11 golü var ee, ve hep e, bu duran toplarda, sıkıntıya girdiğimiz maçlarda bizi çözdü. O yüzden Gigot'tan vazgeçmedim ve 34 milyon euro maaş verdiğimiz bir takım çıktı ortaya. Bakalım kaç oyuncu varmış? 29 kişilik bir kadro var tabi Bu 29 kişilik kadroda. E Kerem Kalafat 20 yaşına gelmiş. Gerçi Kerem'i altyapıya gönderebiliriz. Bundan çok faydalanamayacağız. Faruk Afacan var, genç bir oyuncu. 16 yaşında henüz. Süre alacak ara ara. Güven Yalçın'ı yine tutacağım kadroda. Biraz santraforumuz çok olacak ama Umut Nayır hava toplarına hakim, pivot olarak, ikinci santrafor olarak bazı maçlarda atabilmeyi amaçlıyorum. O yüzden göndermedim Umut Nayır bu yüzden tuttum. Emirhan Delibaş var yine. 18 yaşında genç oyuncu. Rotasyonda kullanmayı planlıyorum. Her ne kadar forvet arkası rotasyonunda e, Gezal'ı kullanacak olsam da e, hazırlık maçlarında da fena değildi. 7 maçta 1 gol 3 asistlik bir performans gösterdi. Yine de e, Emirhan Delibaş'ı ben kullanmak istiyorum. Fatih var. Geçen sene aldığımız Necip, Salih. Yani şöyle baktığımız zaman da hem genç Genç olmanın yanı sıra ayrıca da yerli oyuncu kadro genişliğimizde fena sayılmayacak seviyede olduğunu düşünüyorum. Ve bu sezonki ilk resmi maçımıza doğru ilerliyoruz. Widmer hafif sakatlığı var ama bu maçta oynar belki. Başakşehir'le oynayacağız. Zor bir maç olacak gibi. Bakalım bu sezonun ilk maçı, ilk resmi maçında neler yapacağız? Evet, kadro taktiğe büyük ölçüde yatkın. Büyük ölçüde alışkın takım. Ama ben e, bu maçtan biraz daha e, iyi başlayacağını ve bundan sonraki süreçte de öyle olacağını tahmin ediyorum. Çünkü hazırlık maçlarındaki oynanan futbol, alınan skorlar bize pek çok şeyi gösterdi. Sizden kazanmanızı bekliyorum. Hadi bakalım. Gulbrandsen, Deniz Türüç, Berkay ve Vişça Mahmut Azubuike orta sahası. Ersin'le çıkacağız. Running, rotasyon, yedek. Bazı zamanlarda ilk 18'e şey pardon ilk 20'ye bile giremeyebilir belki. Hatta ilk 21 değil mi? Ve i̇kinci sezonun ilk resmi maçı kazanana kupa var. Öyle güzel bir maçla sezonu açıyoruz. İlk duran top pozisyonu Gigot iyi vurdu. Gezal'ın ortasında ama top az farklı dışarı çıktı. Başarabilirsiniz arkadaşlar. Ben inanıyorum size. Kazanacaksınız. Şu an için Gezalf diğer takım arkadaşlarından biraz sıyrıldı. Yani muhteşem performans gösteren e, Marco Van Ginkel sakatlandı. Hazırlık sürecinde muhteşem oynadı ki. Hazırlık sürecinde oynadığı gibi oynarsa herhalde yıldızımız olur dedim. İlk maçta sakatlandı. Şimdi e, belki de sezonu kapattı. Van Ginkel sakatlığa yatkınlığı olan bir oyuncu. Umarım öyle uzun süreli bir sakatlık yaşatmaz bize. 20. dakika oldu. Henüz gösterilen e, Akan oyunda gösterilen bir highlight yok. Derken bir pozisyon olması güzel. Hadi bakalım. Salcedo Reyes. Ayağım fena sayılmaz. Orta sahada Lundstram. Dorukan iyi bıraktı. Ah be Vergara be. Ah be Vergara. Çok güzel bir pozisyondu. Raşit Gezal. Çok güzel. Duran topların usta ismi Samuel Gigot. Golü atıyor ve okunun yayını çekiyor. Çok iyi sarktı arkaya yalnız. Bir anda orada sıyrıldı rakiplerinden. Ve topu ağlarla buluşturdu. 1-0 öne geçtik. Zaten bu dakikalarda ağırlığımızı hissettiriyorduk. Dorukan'ın pasıyla Vergara'nın girdiği çok harika bir pozisyon vardı. Bu sene bol bol bu tarz pozisyonları izleyeceğiz. Defans arkası atılan kısa metrajlı de, ama defans arkasına oyuncularımızın sarkmasını sağlayacak pasları çok göreceğiz. Lundström ve Dorukan aman ya ya. iki tane cengaver yan yana. Pas orta yapma pas ver. Artık o kadar girdiysen altı pası atacaksın o topu. İyi bu açtın önünü. ben orta mevkisini kapatacaklar diye düşündüm. Şöyle göstereyim size. Widmer yardıma geldi. Evet şurada bakın e, Epriano'nun şuraya geçeceğini zannettim ama çok inmedi. Çok kapatamadı. Dorukan da boştaydı. O yüzden e, hani Epriano açısını kapatacak, yapamayacak. Tamamen kapatacak ve ortayı yapamayacak diye düşündüm. O yüzden pas vermesini söyle, düşündüm ama olmadı. Oy azı bu ülke güzel bir pozisyon. Ama iyi deneme ama olmadı çocuklar. 2-0 üstünlüğümüz var ama aklım hala Van sakatlığında. Umarım uzun süre sakatlığı olmaz. E, CM 01-02 oynadığım bir dönem yıllar yıllar önce Erzincan Spor'dayım. E, üst ligde, süper ligde ya Galatasaray ya Fenerbahçe'den bir oyuncu hatırlamıyorum ismini şu an ama e, hani zamanının büyük oyuncusu. Tabi artık sözleşmesinin sonu ve benim kulübüme gelmeyi kabul etti. Hazırlık maçında ayağı kırıldı. Sezonu kapattı. İnanılmazdı benim için. Şu an o geldi aklıma. Gerçi bu resmi maç. O kadar üzer mi bilmiyorum ama. Hazırlık maçında yeni gelen bir oyuncunun ayağının kırılıp. Ve yani ağır abi geldi kadroya. Ona rağmen tutunamadı. Evet Widmer yine geldi. Evet şundan bahsediyordum. Rokina olmadı. Rokina'nın da bu ilk maçı kulübe çok sonralardan geldi. Hazırlık maçlarında falan oynadı ama ilk 11'imizde yoktu. 60. dakika 2 oyuncu değişikliği yapalım bence. Bir oyuncu değişikliği mecburiyetten yapmıştık. kimleri atabiliriz diye düşünüyorum. Mensah iyi gidiyor. Lundstrom da iyi ama Mensah yerine Salih Uçan şöyle Rokina Gezal değişikliği yapıp Emirhan Delibaş Devam diyelim. Çok boş bıraktınız. Aferin Dorukhan. Mert'i aslında almayı düşündüm. E, Mert'i alıp bizdeki team Ronning'i belki satarız diye düşündüm ama Mert'e çok para isteyince Ronning'i de hiç satma şeyine girişmedim işine. Penaltı değil mi? Aa. Ender böyle pozisyonlar Ender görülür yani öyle düşürülüp de penaltı verilmeyen veya en azından bir e, var, var'a bakalım memesi çok sık gözükmüyor. 2-0 öndeyiz. Süpersiniz diyelim. İyi de gidiyoruz çocuklar. Deniz sağ kenarında sakatlık yaşamış. Tedavi edilip oyuna girmek istiyor. Bu arada Gulbrandsen iyi girdi araya. İyi paslaşıyorlar bu dakikalarda ama sadece o kadar. Emirhan Widmer'in koşu yoluna bıraktı. Evet şu paslaşmalar epey olacak. Salih muhteşem vurdu. Rokina harika indirdi. Rokina'yı sola çekmiştik Rokina'yı. Orta sahanın soluna şurada 10 numara bakın pozisyon oldu mu hemen içeri girdi. Çok iyi çıkardı dışarı. Salih bomboş. Gelişine muhteşem bir vuruş. Tek kelimeyle harika bir organizasyon. Tebrik ediyoruz çocuklar. Ee, Dorukan çok yorulmuş. Dorukan yerine kimi atabiliriz? E, ee, Santrafor'a Umut Nayırı atayım mı? Yusuf ya da şöyle yapalım. Vergara, Dorukan'ı böyle sağ atalım. Vergara'yı her yere çekebiliyoruz ya onun rahatlığı var. Daha fazla üçte değişiklik yaptık. iki seferde kupa maçı olduğu için. O zaman mecburen böyle devam edeceğiz çocuklar. Tempomuzu düşürebiliriz biraz. Hani pozitif futboldan dengeliye geçeriz, biraz daha e, tempo düşer, talimatlardan tempomuzu düşürürüz. Evet, bu da etkili olur. Luntstram ilk maçında çok iyi oynamadı ama yine de alıştıktan sonra ki güzel bir süreç geçtiğini düşünüyorum. Alıştıktan sonraki süreçte çok daha rahat edecektir ve Dorukanla birlikte Dorukan, cayır cayır bir profil, yanında Luntstram yine aynı şekilde. Ee, çalışkan mücadeleci takım oyuncusu en sağ o sahanın orta sahanın en sağından soluna doğru geçtikçe biraz daha böyle e, hız hırs çalışkanlık ve mücadeleden teknik ve görsel oyuna geçiyor böyle Yanınız geçiyorsunuz defansif oyun kurucu var. Mensah olursa defansif oyun kurucunda aynı çalışkanlık, aynı fiziksel mücadele yanına da biraz teknik katıyor ama solda Kesinlikle e, kullanacağımız oyuncular daha teknik ve e, pas, vizyon bu açıdan daha yetenekli oyuncular olacak. Gezalı forvet arkasına başlatıp sola aldık mesela. Çok da faydasını gördük ve evet sezona Türkiye Süper Kupası'nı kaldırarak başlıyoruz. E, artık bu sezonki amacım bu oyunu, e, bu oyun tarzını iyice oturtup artık Beşiktaş'ta da e, böyle çok Geçen sezon sonuna doğru çok sıkıntılı dönemler yaşadık. 103 puan toplamamıza rağmen. Bu sene çok kadar sıkıntıya girmeden Avrupa'da da iyi işler yaparak e, yolumuza devam edeceğiz. Ve ilk resmi maçımızı çok rahat kazandık. 3-0. E, akan oyun, duran top, e, sağdan soldan merkezden gelen oyunlarla şampiyonluk kutlamaları yaptık. Süper Kupa şampiyonu olduk. Marco Van Ginkel 4-5 hafta yokmuş. Ne yapalım? 4-5 hafta dinlendirelim seni. Evet Gigot tebrikleri kabul ediyor Gigot. Ve bundan sonra da artık Trabzonspor Young Boys ya da AK kazananıyla Şampiyonlar Ligi playoff mücadelesi vereceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bakalım ikinci sezon nasıl geçecek. Yeni bölümlerde görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Hoşçakalın.